Son olarak kurumsal mimariler için yaptığımız tasarımın faydalarını incelemeye çalışalım. Gördüğünüz üzere aslında kodlarken nasıl tasarım yapıyorsak o inheritance'lardan vesaire nasıl yararlanıyorsak burada da e, nesnel bir veri tabanı tasarımı gerçekleştirmiş olduk. Ek olarak bakın e, kurumsal bir mimaride işte o single responsibility gereği ayırdığımız bütün entiteler, ayrılan bütün entiteler e, ayrı ayrı, örneğin sendika için, tüzel müşteri için, gerçek müşteri için bir entity. Bunlar için birer verit e, data access, bunlar için birer e, business veya bunların jenerik versiyonları ayrı ayrı e, oluşturulabilir. Ek olarak bunlar için ayrı ayrı UI'lar, scaffolding'ler yapılabilir. E, aynı şekilde e, diğer eklenecek yapılar için de ve diğer kolonlar için de e, kurumsal mimari çat, çatısında bunların efektif kullanılması çok e, uygun olacaktır. Çünkü kodu nasıl yapıyorsak burada da aslında bakarsanız tasarımı gerçekleştirmiş olduk. Artık bunu e, belki de bir kurumsal mimaride e, kullanıp, örneklendirip ne kadar faydalı olduğunu e, daha net göreceksiniz. Ek olarak ORM'ler yani anti-framework gibi enibernet an gibi ORM'ler bu tip tasarımları e, bu tip tasarımlara ihtiyaç duyduğu için çok daha efektif e, çalışabilecektir. Aksi takdirde işte bir sürü key hatası vesaire e, alırsınız. Bu açıdan e, kodu besleyecek e, ciddi bir e, faaliyet gerçekleştirmiş olduk. Umarım hepinize e, faydalı olmuştur.